The Bunny Graveyard, varoluşunun ardındaki gerçeği bulmaya çalışan bir tavşanın macerasını konu alıyor. Yolculuğumuza bir mouse imleci olarak başlıyoruz ve tavşan Sky'ı bulmaya çalışıyoruz. Ancak bilgisayarın içinde ayrılmamızı istemeyen garip bir varlık var gibi görünüyor. Acaba görevimizi tamamlayıp hayatta kalabilecek miyiz? Bu oyunun demosunu yaklaşık 10 ay önce kanalda oynamıştık ve oyunu çok beğenerek 10.000'den fazla like atmıştınız. Ve oyunun full sürümü bugün az önce çıktı ve erken erişim alarak sizinle hemen birinci bölümünü paylaşıyorum. Aşağıdan videoya like atmayı lütfen unutmayın. Özellikle bu sıralar like'larınız ve desteğiniz çok önemli. Videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Oyuna geçtik. Bir ayak sesi mi var? Bir ses geliyor. Ayak sesi miydi yoksa başka bir ses miydi tam bilmiyorum. Bir bilgisayar açıldı. Evet, bir bilgisayar açıldı arkadaşlar. Bir mouse imleci. Şu anda ben kontrol ediyorum. Oyun inanılmaz gizemli. Ben Türkçe'ye çevireceğim. Siz de bulduğunuz gizemleri mutlaka yoruma yazın arkadaşlar. Looking for a signal. Bir sinyal arıyor diyor. İnternete bağlanmaya çalışıyor ama bağlanamıyor. Zaten bağlansa şaşarım yani böyle bir oyunda. Tabii ki bağlanamıyor. Bu nedir? Bu ne? Paint mi? Evet, resim falan yapmak için paint koymuşlar. Bunlar ne? Fırça. Bu siliyor herhalde. Tamam, burada da bir gizem yok diye düşünüyorum. Evet, durumunu gösteriyor burada. Bu ne? Bir tavşan ve kalp atış ritmi galiba. Burada bir şey daha var. Bu da bir başka tavşan. İki tane tavşanın kalp atış ritmini gösteriyor. Şimdi biz bu oyunda, bunun demosunda da biraz bahsedilmişti. Sky diye bir tavşanı arıyoruz ama o Sky kimdir onu bilmiyoruz tabii. Buna tıklayamıyoruz. Bu ne bu arada? Bir dakika. Bir Steam başarısı tamamlandı. Bilgisayarı kapatmayı denedin ama kapatma başarısız diyor. Bilinmeyen bir güç kaynağı bulundu. O yüzden de kapatma başarısız, hata verdi. Tekrar denesem yok, kapatamıyoruz bilgisayarı. Bilgisayarı bile kapatamıyoruz. Buradaki tavşan simgesi zaten biz tavşan Sky'ı aradığımıza göre. Tavşan Sky kimdir? Biz kimiz? Bunları hiç bilmiyoruz tabii. Hata verdi ve bu aplikasyona giriş iznin yok. Lütfen yöneticiye bildir diyor. Yönetici... Kim? Benim. Zaten benim bilgisayarım değil mi? Bu benim bilgisayarım. Aa, tavşan başka yere gitti. Tekrar yöneticinden izin al diyor ama yönetici benim yani. Ya da ben değilim. Aa, bu arada garip şeyler oluyor. Ve herhangi bir jumpscare falan gelecek olursa da ben size önceden mutlaka uyarı yazısı eklerim arkadaşlar. Siz rahat rahat izleyebilirsiniz. Evet, burada bir garip şeyler olacak gibi. Evet, kaçıyor. Tavşan kaçıyor. Biz kovalıyoruz. Bu ne? Karanlık bir hal aldı. Buraya tıklayamıyorum. Buraya... Bir dakika, bir şey geldi. Ne o? Bu nedir? Sanki bir tavşan değil de bir başka bir şey gibi. Bilmiyorum. Üstüne gelince de böyle oluyor. Tıklayayım. Böyle değişik bir şey oldu. Bir dakika, bu ne? Tıkladım. Evet, şu anda bir dakika, orada bir şey var. Onu takip ediyorum. Sağdan gitti. Şuradan gitti. Bir dakika, sola gitti. O ışıklı olanı takip ediyorum şu an. Nereye götürüyorsun beni? Nereye gidiyorum? Bir dakika. Ne oluyor? Şu an... Bir saniye, bu ne? Bu da ne? Bir saniye. Şu an tıkladım ve ekran çatlamaya başladı. Ha, birçok bilgisayar var ve beni... içeri mi alıyor yoksa dışarıda mı? Nereye girdik biz şu anda? O dünyanın içine mi girmiş olduk yani şu anda? Demoda da buna benzer bir şey vardı ama böyle değildi arkadaşlar. Daha farklı bir başlangıcı vardı. Tabi demo ile birebir aynı olmuyor biliyorsunuz. Ve The Bunny Garden, yani tavşan bahçesi şeklinde başlıyor. Şimdi ilk başlarda biraz tabi şirin bir oyun gibi başlasa da aslında inanılmaz gizemli ve gerçekten çok da enteresan hikayesi olan bir oyun. Yani demosunu çok sevdiniz ama şans eseri değildi. Gerçekten çok güzel bir hikayesi vardı. Ve ben bunun full sürümünü çok uzun zamandır bekliyordum. Siz de mutlaka dediğim gibi bulduğunuz gizemleri yazarsanız birlikte güzel bir şekilde gizemlerini ve hikayesini de ortaya çıkarabiliriz. Ve bu oyunla ilgili belki işte hikaye, gizem vesaire videoları da gelebilir sonrasında. Bir eldiven, aynı senin gibi. Sadece işaret parmağında bir gümüş yüzük var diyor. Tamam. Evet, sana bir şey göstermek istiyor. Hadi bulalım. Tamam, bulalım. O tarafa git diyor galiba. Bir dakika, onu takip edelim. Bu arada şöyle hızlı da gidebiliyoruz. Shift'le. Bu demoda yoktu galiba. Bir saniye. Bu ne abi? Ha, burada kuzeyde mesela Sky'ın bahçesi var falan diyor. Doğuda da labirent var diyor. Burada biraz yönleri gösteriyor herhalde. Burası limitlerin dışında. Yani buraya giriş yok gibi bir şey söylüyor. Bir dakika. Biz şimdi buralara bakmadan direkt o eli mi takip... Aa, bir dakika.
Buradan aşağı bir şey indi. Ya da bana mı öyle geldi? Bir dakika. Bu kuyuyla ilgili şüpheli bir şeyler var dedi. Birisi atladı mı orada? Siz gördünüz mü arkadaşlar? Yoksa bana mı öyle geldi acaba bilmiyorum ama. Neyse devam edelim. Şöyle ha bak el orada. Kovalıyorum şu an. Böyle mi gidiyoruz? Ha burada başka bir el var. Bir dakika burada da bir el var. Ben şöyle devam edeyim bakalım. O etrafta eller gördüm. Ha evet burada bir şey var. Ha tamam. Buraya getirdi bize. Merhaba. Merhaba. Evet. Sky. Merhaba. Hoş geldin ortak. Benim ismim Sky. Tavşan Sky. Hoş geldin. Sanırım seni numara 8 buraya getirdi değil mi diyor. O gümüş yüzük olan parmağında demek ki numara 8'miş. Bu harika. Bu beni gerçekten senin gibi böyle yeni elleri görmek ve etrafta yeni ellerin olduğunu bilmek çok güzel. Yani herkes sonuçta dışarı çıkmıyor. Bazen sadece televizyon izliyor ve hiçbir şey yapmıyor. Ama her neyse ben gerçekten bu konuda biraz hani durumdan, konudan sapıyorum galiba. Şimdilik sonuçta buradasın ve sana karşı dürüst olacağım. Bu alanın, bu mekanın tamamına kendi başıma bakmak gerçekten çok çok zor ve acı verici. Yani beni yanlış anlama. Tabii ki de bütün diğer eller de çok yardımcı oluyor ama bazen biraz tembel olabiliyorlar. O yüzden düşünüyorum da belki bana yardımcı olmak istersin. Belki seninle birlikte bu bahçeyi tekrar özel yapabiliriz. Bu gerçekten de çok eğlenceli olacak. Sana söz veriyorum diyor. Ve ne diyorsun? Bu iş için var mısın diyor. Evet ya da hayır diyebiliyoruz bu arada. Evet diyeceğim. Harika dedi. Bu arada burada mesela hayır deseydik ne olurdu gibi şeyleri merak ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu tür şeyleri dediğim gibi belki farklı bir video yapabiliriz. Tabii ki bu videoya gelen like sayısına göre eğer bu videoyu beğenirseniz daha sonra bunu bir seri olarak yani bir 4-5 video falan belki devam ettirebilirim. Evet burada daha sonra görüşürüz dostum dedi. Ve nasıl görüşeceğiz bilmiyorum. Tamam şöyle devam edelim. Şöyle ilerleyelim bakalım. Bir dakika buraya gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum galiba. Evet burada birisi var. Aynı Sky değil mi bu? Evet Sky buradasın. Hoş geldin bahçeme. Bu senin ilk günün olduğu için sana bazı temel şeyleri öğreteceğim. Hadi birazcık işte şey çiçek ekelim dedi. Çiçek ekeceğiz. Bu demoda buna benzer bir sahne sanki vardı arkadaşlar ama nasıl ekiliyordu tabii ki de hatırlamıyorum. Burada gerçekten de bir yerden sonra özellikle bu Sky'ın çok böyle karanlık bir halini görmüştük diye hatırlıyorum demosunda ama dediğim gibi demosuyla çok farklı. Birinci gün bu arada diyor ve birinci gün şu ana kadar tabii çok şirin, çok şeker, güzel bir konusu var. Evet nasıl bahçede şey yapacağız diye bunu anlatıyor. Sol klikle ya da düğmeye basarak tam griye geldiği anda şeye basılıyor. Düğmeye bas. Tamam bu şekilde basılıyor. Ve bu şekilde tutturmamız gerekiyor. Tamam anladım. Sanırım anladım. Evet 3, 2, 1 ve şimdi biraz bahçeye çiçek mi ekiyoruz? Evet. Tamam güzel. Ha bu hızlı ya da yavaş olabiliyor yalnız. Yalnız tutturması öyle çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Bu arada oyunu açıklamaya bırakırım. Oradan siz de isterseniz indirip oynayabilirsiniz. Ben buna erken erişim aldım. O yüzden yapımcısına da çok teşekkür ediyorum. Yani bu videoyu şu anda Türkiye'de ilk kez muhtemelen bu kanalda izliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü daha oyun çıkar çıkmaz ben zaten videosunu paylaşabiliyorum. Bu arada yanlış bir şeye bastığım için bir performans puanımız biraz azalmış. Şu sağ üstteki gücümüz biraz azaldı yani. O yüzden yapabilirsin dostum falan dedi. Tamam yaparız yaparız. Arkadaşlara bir şey anlatıyordum da o yüzden öyle biraz şaşırdım. Yani siz de isterseniz oradan oynayabilirsiniz ama muhtemelen ücretli bir oyundur. Yani ben bunu dediğim gibi erken erişim aldığım için ücretini bilmiyorum şu anda ama ücretli oluyor genelde bu tür oyunlar. Ve bunun devamı da olacakmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Abi yanlış oldu. Devamı da olacakmış. Evet çok iyi işledi. Ve kazma işi bitti. Şimdi sana yardım etmesi için bir başka el çağıracağım. Number 8, 8 numara gel buraya bir dakika bir saniye dedi. Ne demek 8 numarayı bulamıyorsun? Tamam o zaman 42 numarayı getir diyor. Tamam burada da ne yapıyoruz? Ha toprağa tekrar şey yapıyoruz düzeltiyoruz. Ha, iki el lazım olur yani vay be çok güzel düşünmüşler gerçekten. Evet abi hayır yanlış yaptım tamam pardon. Bu arada bu demoda bu kadar detayı yoktu sanırım arkadaşlar. Tabii full sürüm olduğu için çok daha iyi yapmışlar. Ve bakalım bu macera bizi nereye götürecek? Şu anda burayı da yapıyorum. Şimdi de su mu dökeceğiz? Aynen. Oo, üstüne su döküyoruz çiçek çıkıyor çok iyi. Tabii oyun hep böyle şirin olsa keşke diye düşünüyorsunuz muhtemelen ama öyle olmuyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve rahat bir şekilde izleyin. İyi işte, evet güzel bütün çiçekleri suladık ve
Çiçekler büyüdü arkadaşlar. Şu anda Sky'a yardımcı ediyoruz. Yardımcı oluyoruz. Ve tamam mıyız dedi. Teşekkür ederim bana yardımcı olduğun için. Eğer beni affedersen bir şey yapacağım ama üzülme. Bu sırada sen de diğer elleri tanıyabilirsin. Biraz işim var dedi yani. Görüşürüz ama sen de bu arada git diğer ellerle tanış dedi. Diğer ellerle tanış derken diğer eller... Tamam şimdi bir dakika. Mesela şurada bunlar ne mesela? Bir dakika. Bunlar bir hareket gibi bir şey yapıyor. Sağa sola falan gidiyor. Maviler sağa gidiyor. Çiçekler belli bir şeye, yola göre ilerliyor diyor. Sanırım bize bir şey anlatmaya çalışıyorlar diyor. Allah Allah. Ne anlatmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Şurada bir kilitli kapı var. Bu neymiş? Bir dakika. Sağ sol yapıyoruz. Bu sağ sol şey mi acaba? Dur bir dakika. Bu sağ sol galiba şuradaki şeyler arkadaşlar bak. Biz şuradan bakarsak sağ sol sol sağ sağ sol. Sağ sol sol sağ sağ sol. Sağ sol sol sağ sağ sol. Abi yanlış yaptım ya. Sağ sol sol sağ sağ sol muydu? Sağ sağ sol. Böyle miydi? Evet açıldı. Ne bu? Ne bulduk? Bir şey bulduk mu? Evet, içeride bir kürek var diyor. Alalım mı? Al. Tamam, kürek aldım. Böyle bir devam edelim bakalım arkadaşlar. Buradan gidebileceğimiz bir yer, şuralar falan, buraları falan kazabilir miyiz acaba? Ya da bununla bir yeri kazmalı mıyız onu da bilmiyorum tabii. Çünkü bu oyunun bir normal yolu var. Yani birçok oyunda olduğu gibi. Bir de böyle işte hani gizemleri var. Bu gizemleriyle ilgili bir şey mi yoksa normalde ihtiyacımız olan bir şey mi onu bilmiyoruz. Neyse eğer ihtiyacımız varsa zaten karşımıza çıkar muhtemelen. Şimdi benim yapmam gereken ellerle tanışmaktı. O yüzden ben şimdi ellerle tanışayım. Evet burada bir sürü el var. Dost eller var diyor. Burada, burada ve burada. Birçok el var arkadaşlar etrafta. Ve bütün hepsini tanıyabilirim şu anda. Evet burada bir şey var mesela. Evet burada basket atmak. 15 tane... Zaman bitmeden 15 tane basket at diyor. Bir saniye. Nedir bu? Şöyle bu ne? Ha bir dakika hızını ayarlıyoruz bir de yönünü ayarlıyoruz. Şöyle en hızından atarsam. Vay çok eğlenceli yalnız. Ha bu böyle. E tamam. Şöyle yukarıya doğru şey yapıp atıyoruz. Tamam çok zor değilmiş bu. Kaç tane atıyorduk? 15 miydi 10 muydu? Yalnız var ya çok kral basket atmıyor muyum şu an? Efsane basket atıyorum. Normalde bunu şeyle oynayacaktım arkadaşlar. Controller yani gamepad'le oynayacaktım ama biraz daha zor oldu. O yüzden şu an mouse klavyeyle oynuyorum. Abi yanlış attım. Mouse klavyeyle biraz daha kolay oldu. Bir denedim kontrolleri yani. Sanki controller'la daha kolay olur gibi gelmişti ama o ilk baştaki bilgisayar sahnesinde biraz şey oluyor. Controller zor oluyor. Evet bu arada kaç olduk? 11, 12, 13... Evet o bu arada yukarıdan gidiyor mu diye denedim sanki ama gitmedi tamam. 15'i yaptık arkadaşlar ve basket attık. 15 90 saniye altında 15 puan at diye bir tane daha başarım tamamlandı. Bir kağıt bulduk arkadaşlar. Evet bir kağıt bulduk. Tamam güzel. Bunu şu an yaptık ve bitirdik. Tamam burada mesela bir tane ne var? Ha basketbol topu. Bir dakika bu bir basket topu mu yoksa basketbol topu diye mi okunuyor acaba diyor. Sanırım hiçbir zaman cevaplanamayacak. Evet, gerçekten çok saçma. Bu arada şurayı kazabilir miyim bununla? Yok. Hadi kapıyı çalıyorum. Elimdeki kürekle acaba ne yapacağım çok merak ediyorum. Evet şu anda herhangi bir cevap yok ama sanki içeride birisi var gibi diyor. Tamam. Bu ne peki? Burası da dost el kabini gibi bir şey söylüyor. Evet şöyle devam edelim. Bu basket topu. Burası. Ha burada bir heykel gibi bir şey var. Bir dakika. Kağıt, taş, kağıt, makas diyor bu da. Saldırını seç diyor. Taş, kağıt, makas. Evet. Makas yapalım. Bu arada orada bir makas şekli geldi. Makas yap demek mi istedi? Yoksa karşı taraf makas yapacak anlamda bir ipucu falan mı verdi bana? Yok. Sanırım değil. Bir dakika. Bu ne mesela? Taş mı seçecek demek bu acaba? Taş var orada. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle yaptım. Aa evet. Orada ne seçeceğini bize gösteriyor mu? Böyle bir hile gibi şeyi var galiba. Bize taktik veriyor herhalde. Bu ne? Gene taş diyor. Ben gene kağıt seçeyim. Bak şimdi. Bakalım gene taş seçerse oyunun hilesini bulduk. Aynen arkadaşlar. Çok güzel. Oyunun hilesi değil de işte öyle bir şey veriyor bize. Bir kolaylık olsun diye. Bak gene taş.
Yine kağıt seçtim ve yendik mi yoksa devam mı edecek? Evet, 3-0 ve yendik arkadaşlar. Çok güzel. Taş kağıt makası da böylelikle geçmiş olduk. Evet, bir parça daha kağıt bulduk. Tamam, güzel. Tamam. Buradan geriye dönüyoruz. Bunları bitirmeli miyiz? Onu bilmiyorum tabii. Bu hala uyuyor diyor bu arada. Tamam. Burada yine eller var. Bu ne? Bizi bulabilir misin? Zaman bitmeden önce bütün hepsini bul diyor. Saklambaç. Tamam. Kaç tane? 6 tane. 6 tane eli mi bulacağız? Bir dakika. Şuradan şöyle gidelim. Şurada bir tane var. Güzel. Bir. Gözümüzden kaçırmayalım. Bir dakika. Şurada var. 2. Siz de bu arada görürseniz hemen videoyu durdurup yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Bak bak bak, ağacın arkasında saklanmış. Bulurum. Yemezler o numaraları. Kaç oldu? 3. 3 tane kaldı arkadaşlar ama daha zamanımız var. Şurada bir tane saklanmış. Yani çok kötü saklanmışsın. Bu arada bir tanesini kaçır. Abi girmiyor. Tamam. Burada var bir tane. 5. Burası biraz önce geldiğimiz yer galiba. Bir saniye. Şu an muhtemelen siz gördünüz ama ben mi göremedim? Çünkü burada bir yol kalmadı. Burada, şurada var. Yo, bu çıkarttığım zaten. Bir an sevindim. O saklanmamış ki, orada açıkta zaten. Şurada. Sol tarafta. İşte bu. Tamam. Bunu da geçtik. Ve bize bazı oyunlar oynatıyor. Bu oyunlar sayesinde de bir parça daha kağıt bulduk. Tamam, güzel. Şimdi bazı kağıtlar buluyoruz ve o kağıtlarla sanırım bir şeyler yapacağız ama bir dakika. Şu an böyle bir şey bulduk arkadaşlar. Yukarı sol, aşağı nokta sağ. Yukarı sol, aşağı nokta sağ. Bunu unutmazsam inşallah bir işe yarayacak bence. Bir yere doğru gitti o. Onu mu takip etmeliyim? Orada bir şey var. Bir dakika. Bu ellerden bir tanesi şeye doğru gidiyor dedi. Neye doğru gidiyor? O çeşmenin oraya doğru gidiyor. Onu gidip ne olduğunu bulmalısın. Bir dakika, acaba şurayı mı kazacağız diyeceğim. Yok. Yukarı sol, aşağı nokta sağ. Yukarı sol, aşağı nokta sağ. Şöyle devam edelim. Bu arada bir dakika arkadaşlar. Şurada bir şey var ama şu collections. Burada acaba şey mi? Bu basketbol topu. Tamam, burada görebiliyoruz. Tamam, bir şey var aşağıda çünkü. O ne diyorum? Şimdi anladım. Tamam. Güzel. Buradan o ipuçlarını falan da toplayıp görebiliyormuşuz arkadaşlar. Burası. Buraya giriyor muyuz? Evet, buraya girdik galiba. Bir saniye. Evet, kapıyı çaldık. İşler karanlıklaşmaya başladı. Soru işareti. Şifre. Bu şeyi mi yapacağız acaba? Yukarı sol. Aşağı. Sağ mıydı? Neydi ki? Doğru mu? Evet. Tamam. İçeri gel dedi. Bu arada şifreyi doğru mu yazdık bilmiyorum arkadaşlar. Yani doğru mu yaptım şifreyi sizce? Eğer içeri girersen tekrar geri dönüşün yok bahçeye. İçeri girmek ister misin? Evet. Buna da evet diyorum. Mesela buna da hayır desem ne olur? Bunu merak ediyorsanız arkadaşlar, dediğim gibi belki ayrı videolarda bunları yapabilirim. Bu yani çok seçenekli bir oyun, o yüzden de diğer seçenekleri falan da ayrı videolarda paylaşabiliriz. Oyunu bitirdikten sonra bayağı bir gizem videosu da gelebilir. Sizin beğeninize bağlı olarak bakalım. Devam edip etmeyeceğimize de karar vereceğiz. Oo, bir dakika. Burada bazı şeyler var yalnız. Ne diyor? Duvardaki yazılarda tavşanlara izin yok yazıyor diyor. Evet, tavşanlara izin yok yazıyor ve üzeri çizilmiş tavşanın. Burada ne yazıyor? Burada da bazı sprey tenekeleri var yerde ve bir de tahta masa var diyor. Duvardaki yazıda da kutuyu seviyorum yazıyor. Evet, I love box yazıyor. No more rules. Daha fazla kural yok yazıyor burada da. Aynen. Devam ediyorum. Bir dakika. Koşmaya başlayınca, yani hızlanınca bir anda yerden toz çıkıyormuş. Ben de dedim yerde bir şey mi var? Evet, şimdi devam ediyorum ama nereye gidiyorum hiçbir fikrim yok. Oo, bir dakika. Orada bir tavşan var. Tavşan mı ya da o, bilmiyorum. Evet, bu tavşan. Kim bu? Bu kim? Merhaba. Nasılsın dostum dedi. Sonunda gizli yerimi buldun, öyle mi? Gerçekten etkileyici. Yalan söylemeyeceğim. Ama seninle bir saniyeliğine gerçekçi konuşacağım. Seninle ilgili garip bir şey var dostum. Seni yargılamak istemiyorum ama gerçekten hiç böyle bir el görmedim daha öncesinde. Gerçekten de senden diğer ellerden almış olduğum, diğer dost ellerden aldığım
şeyleri almıyorum, elektriği almıyorum. Acaba o eldiveni mi bitti, onun eldiveni mi bitti diyor ve bir kızdan bahsediyor arkadaşlar. She diyor yani, bir kız ve acaba onun eldiveni mi bitti, acaba kimden bahsediyor bilmiyorum. O ellerin ve o ellere eldiven giydiren birisi var demek ki ve bu bir kız galiba. Ondan bahsediyor herhalde. Onu tanıyor demek ki. Ne var biliyor musun? Bir challenge'ım var senin için. Yani bir mücadelem var dostum. Şu anda gerçekten de bir yarışma başlatıyoruz birkaç dakika içerisinde. Eğer istersen bu yarışmayı kazan ve benim güvenimi de kazanmış olursun. İyi görünüyor mu? Evet diyeceğim arkadaşlar. Bunda da evet diyeceğim. Harika dostum. Hadi gidip şu partiyi başlatalım. Bu arada biz bir kürek almıştık mesela. Kürek ne oldu arkadaşlar? Küreği de mesela kullanamadık. O küreği de belki merak ediyor olabilirsiniz. Oyunda çok fazla gerçekten yapılacak şey var. Neredeyse unutuyordum. Benim ismim Boxers dedi ve ismi de çıktı bu arada. Gitme zamanı, tamam. Bunun adı da Boxers'mış. Şimdi bize nasıl bir mücadele verecek? Ne yapacağız? Onu şu anda bilmiyoruz ama... Oo, bir dakika, birçok el var burada. Evet, dışarısı karanlık olmaya başlıyor ve dost eller biraz endişelenmeye başlıyor dedi. Devam edelim bakalım ve kabinin kapısı bir süredir kilitli. Acaba içeride ne oluyor? Bunlar dışarıda kalmışlar ve kabinin kapısı kilitli. İçeride Sky var ve tekrar söylemek gerekirse eğer birisi labirentin önünden geçerse gerçekten de buradaki işler çok iyi olmayacak. Anladın mı? Senin yapmış olduğun şeyler diğer elleri de risk altına alıyor. O yüzden oraya bir daha asla inmeyi düşünme diyor. Bu şeyden bahsediyor herhalde. O kuyudan, su kuyusundan indik, bir labirente girdik, oradan bahsediyor herhalde. Ha, bu arada bizi mi gördü? Aa, zamana bak. Benim dost ellerim dışarıda saatlerdir bekliyorlar. Onları bu kadar uzun süredir bekletmemeliydim. Şimdi hemen eve dönmeliyim ve bundan önce sen biraz uzanmalısın, biraz dinlenmelisin diyor. Ben eve gideceğim ama sen de biraz dinlenmelisin. Özellikle sen. 8 numara. 8 numara da bu parmağında gümüş yüzük olan eldi arkadaşlar. Tamam. Ve sana ben giderken sen de dinlen dedi 8 numaraya. Ama tekrar o labirente kesinlikle inme dedi. Enteresan. Bak 8 numara değil mi o? Evet, gümüş yüzüklü olan. Şu an diğerleri uyuduktan sonra oradan yine çıktı galiba. Evet, çıktı arkadaşlar dışarı. Evet, dışarı çıktı, gidiyor. Nereye gidiyorsun? Ve evet, işte bu. Bir anda Sky karşısına çıktı. İşte bakın, bu da kim? Sadece o. 8 numara. Yine dışarıya doğru kaçıyoruz gizlice, öyle mi? Gerçekten de bu işin ciddiyetini sanıyorum anlamıyorsun. Ve bu arada 8 numara titriyor arkadaşlar. Gerçekten korkuyor. Sana bazı şeyleri öğretmem mi gerekiyor? Buna evet olarak alıyorum dedi. Ve evet, eli bir anda korkunç bir hale geldi ve 8 numarayı parçalıyor mu? 8 numarayı parçaladı arkadaşlar. Elleri böyle bir garip bir hale geldi. Böyle daha sivri bir hale geldi ve 8 numarayı parçaladı. 8 numara bir eldiven mi? Yani bunlar birer eldiven ve bir elin üzerine mi giydirilmiş, yoksa bir el mi ya da bir şey mi simgeliyorlar? Tabii bu kısmını tam bilmiyoruz şu anda ama evet, şu anda böyle bir animasyon var. Tavşan bunlar herhalde. Evet, bunların hepsi tavşan. Acaba o ellerin her biri tavşan mı? The Bunny Graveyard bu arada tavşan mezarlığı anlamına geliyor. Ve gerçekten çok enteresan bir oyun. Bakalım hikaye bizi nereye doğru götürecek? Evet, şu anda biz miyiz o? Boxers değil mi bu arada bu? Evet, Boxers. Evet, peki sanırım bu işler daha hızlı gidebilir. Bu asansör daha hızlı gidebilirdi bence. Ve şu anda aslında eğlenceyi de bölmek istemiyorum ama sormak istedim. Daha önce hiç birisiyle kavga ettin mi? Burada ne diyelim arkadaşlar? Bence burada iyi bir şey çizelim. İyi bir rol çizelim ve hayır diyelim. Hiç daha önce kavga etmedik diyelim. Oh. O zaman sana bazı şeyleri öğretmem gerekiyor. Tabii ki bunu eğer bundan korkmazsan diyor. Tabii ki de korkmayız. Sen yeter ki bize öğret. Biz neleri yaptık şimdiye kadar oyunlarda? Bunu da yaparız. Evet, sanırım geldik dedi. Nereye geldik bilmiyorum. Evet, burada yine birçok el var. Pekala dedi. Hadi antrenman odasına gidelim. Evet, antrenman odasına geldik. Evet küçük dostum, şimdi bunun nasıl olacağını göstereceğim sana diyor. İşte sana anlatacağım ve bu tam olarak bir dövüş yarışması dedi. Ve gerçekten çok güzel değil mi dedi.
İşte bu da bizim savaşçılarımızın nasıl göründüğü. Bunlar da elleri. Bu şekilde elleri falan görünüyor. Devam edelim ve bu da kafası. Ringdeyken senin hedefin kafaya vurmak. Eğer onların kafasına vurursan kazanırsın ama bu savaşçılar ne yapacaklarını iyi biliyorlar ve ellerinle kafanın aynı anda çalışması lazım. Yani onların kafasına doğru vurmak pek sandığın kadar kolay olmayacak. Çünkü aynı zamanda onların yumruklarından da kaçman lazım. Eğer bütün savaşçıları yenersen burada bizimle birlikte kalabilirsin. Eğer kaybedersen dışarı atılırsın. Peki. Tamam, şimdi her şeyi biliyorsun. Küçük Stewart'la bir öğrendiklerini göstermek ister misin? Merak etme, o iyi olacak diyor. Tamam. Ha, böyle basınca şey yapıyoruz, bir dakika. Tamam, bir saniye, şöyle yapalım. Böyle kaçıyoruz galiba. Bir dakika. Tamam. Ha, bu şekilde blokluyoruz. Şöyle yapalım ve nasıl kaçacağız? Tamam, böyle kaçtık. Bir saniye, burada da nasıl bloklanacağını gösteriyoruz. Tamam, şöyle blokla diyor. Güzel. Güzel. Tamam, anladım. Normal bir antrenman yaptırıyor bize herhalde. Bir dakika. Şöyle kaçtım. Tamam, böyle kaçtım. Güzel. Şöyle kaçabiliyorum arkadaşlar ama bazen kaçamıyorum. Evet, vuruyorum. Hayır. Böyle yapıyorum. Gerçekten bu arada... Hayır. Biraz daha alışmam lazım. Tabii. Tamam, güzel kaçtık. Hayır. Güzel. Aa, tamam. Neyse, aldık. Aa, kafası yerinden uçtu bu arada. Neyse. Zaten bir kuklaydı diye düşünüyorum sonuçta. Well, evet. Peki. Çok iyi. Gerçekten bunu çok ciddiye alıyorsun dostum. Helal olsun sana. Ve şimdi gerçek bir dövüşe hazırsın. Beni planlama odasında bul dedi. Tamam. Planlama odası neresi onu bilmiyorum ama. Bir dakika, şuralara bir bakalım. Evet, burada bir tahta var. Ve sanki savaşçılar kendi stratejilerini geliştirmek için bunu kullanıyorlar diyor. Bu ne peki? Evet, logonun altında küçük bir yazı var diyor. Ve bu yazıda da official, yani resmi dost el dövüş şampiyonası yazıyor. Ha, tamam. Evet, hatırlayın. Kazananlar kalır ve kaybedenler gider. Tamam, güzel. Burada bir televizyon var ve VHS player, yani bir kaset oynatıcı var. Ama herhangi bir kaset yok izlemek için. Aslında burada bir kaset olsa var ya, Amanda The Adventure gibi. Bu arada buna ne oldu ya? Ha, Stewart. Stewart ya da en azından ondan geriye ne kaldı? Tamam, devam edelim. Şimdi şu şeyi bulmamız lazım. Yine o Boxer mıydı neydi, onu bulmamız lazım. Planlama odasındayım dedi ama planlama odası neresi? Şimdi burada bir şey var mı? Burası ring herhalde. Şuraya giriliyor mu? Evet, buraya giriliyor herhalde. Buraya girdim. Tamam. Evet, tamam dedi ve şimdi diğer savaşçılarla da konuştum ve onlar da tamam, sadece sen kaldın. Sen yeni olduğun için girişinin nasıl bir şey olmasını istediğini bana söyleyebilirsin. Çok böyle havalı bir giriş olabilir. Yani destansı bir giriş olabilir. Böyle biraz daha havalı bir giriş olabilir ya da sakin bir giriş olabilir ya da yine aynı şekilde korkunç, ürkütücü bir giriş de olabilir. Sen bilirsin diyor. Biz böyle alevli malevli güzel bir giriş yapsın ya, epik diyelim, destansı bir giriş. Evet, tamam, epik olsun. Tamam, şimdi diğer ellerin de bunu bilmesini sağlayacağım ve son olarak bir tane savaşçı ismi lazım. Belki de işte ne bileyim, parmak kıran falan ya da süper yumruk atan X falan gibi bir isim lazım. Ya da onun gibi bir şey diyor. Sen anladın diyor. Tamam, ben Onur yapacağım. Ben öyle parmak kıran falan yapmayacağım da. Normal ismimizi yazalım. Onur yazalım arkadaşlar. Tamam, şuradan buna mı basıyoruz? Tamam. Evet, Onur mu olsun? Onur olsun. Fark etmez. Evet, evet, Onur oldu ismimiz. Tamam. Şimdi gidip kalabalığı biraz gaza getireceğim. Burada kal ve seni çağırdığım zaman gel. Olur mu dedi. Ringde görüşürüz dostum dedi. Şimdi biz bu Boxer denen adamla karşılaştık ve daha sonra bizi kendisine güvenmemiz için bir dövüş şampiyonasının içerisine soktu ve bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Herkes hazır mı dostlarım? En iyi gece şovuna hazır mısınız diyor ve eller gördüğünüz gibi alkışlıyor. Gerçekten çok çok enteresan. Pekala, bugün erkenden karar verdik ki Demir Yumruk bu gecenin ana dövüşçüsü olacaktı. Ama maalesef bir haber alamadım nerede olduğu ile ilgili, ama hiç merak etmeyin çünkü bir başkasını buldum. Ha, birisi katılacakmış, onun yerine biz katıldık.
önceki yarışmacılardan farklı olarak bir farklılığı var. Yani çok güçlü, çok iyi bir yarışmacı ve ne düşündüğünüzü biliyorum. Acaba bütün bu savaşçıları alabilir mi diye tabii ki de düşünüyorsunuz. Ama şimdi bunu bulma zamanı dedi. Bizden bahsediyor. Gerçekten çok iyi bir dövüşçü diye bizi anlattı. Bayağı gaz verdi bize. Evet Onur, işte bu biziz arkadaşlar. VS, karşımızda kim var? Bu var. Bu kim? Handle Banks diye bir arkadaş arkadaşlar. Bakalım bununla biz dövüşeceğiz herhalde ve yenmeye çalışacağız bakalım. Bol bol yumruk atalım. Şöyle yumruk. Hoppa, bir dakika. Hop, yanlış yere mi kaçıyorum? Dur. Şöyle, tamam, güzel. Biraz önce yanlış yere kaçtım galiba. Yumruğu attığı yere doğru kaçıyoruz. Tamam, çok güzel. Yalnız çok hızlı bir şekilde indirmedik mi? Efsane. Kalkma. Kalkma. Basıyorum. Seri seri mouse düğmelerine basıyorum. Hayır. Kaç. Kaçamadım. Tamam, çok güzel. Vur 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 vur. Çok iyi. Çok iyi. Alıyoruz. Hayır, yapma. Yanlış yere kaçtım. Tamam, güzel güzel güzel. Tamam artık, kalkma. Kalkma. 4, 5, hadi 9'da mı bitiyordu? 9, 10'da bitiyor herhalde. Hadi kalkma. Abi hayır ya. 8'de gene kalktı. Blokla da hayır. Bu arada ben hiç bloklamıyorum ha. Şöyle yapalım. Çok güzel dövüştük ha. Bu arada biz de acaba yere düşsek biz de kalkabiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Hayır. Çok güzel be. Çok güzel. Evet. El kaldı orada. Bir tane de ele vurduk ve Bengt'i yen diyor. Bengt'i yen görevini bitirdik şu anda. Çok güzel. Evet. Handle Banks'i yendi. Bu baskıya dayanamadı. Ama bir sonraki savaşçımız bu kadar da kolay olmayacak. Ve bakalım. Çünkü onun görüşünde de olman gerekiyor diyor. Görüşle ilgili bir şey herhalde. Savaşçı. Ama nedir bilmiyorum. Şimdi göreceğiz bakalım. Evet, el görüşü. Tamam, el görüşü diye bir arkadaşla dövüşeceğiz. Tamam, bir dakika. Bu arada biz şey yapıyorduk. Blokluyorduk şöyle ya. Şöyle blokluyorduk. Heh, böyle blok. Tamam, hayır. Tamam, böyle şey yapalım. Sağa sola doğru kaçalım. Tamam, çok güzel. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Hoppa. Kaçıyorum. Hayır, tamam. Ben böyle... Oo, çok hızlı indirdim yalnız. Çok hızlı indirmedik mi? Efsane indirdik. Hayır. Hayır, hayır. Ne yapıyorsun? Dur, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Hayır, yanlış yer. Tamam, bu da bir daha gitti. Heyecanlandım yalnız. Bayağı güzelmiş. Oynaması da çok eğlenceli bu arada. Maçı falan. Bir dakika, göremiyorum. Hayır. Düşeceğim galiba. Hayır, düştüm. Kalkabiliyor muyum? Ha, kalkıyorum galiba. Dur 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 dur. Kalkıyorum, tamam. Vur vur vur. Elleri görünmüyor. O yüzden hani görüşle ilgili bir şey dedi demesinin sebebi buymuş demek ki arkadaşlar. Elleri görünmediği için onu görmeden savaşacaksın falan gibilerinden bir numarasından bahsetti. Evet, ve el görüşü görüşünü kaybetti gibi görünüyor. Evet, bu gerçekten kötüydü dedi. Evet, kötü bir espriydi. Yapma böyle şeyler. Ve bu da son savaşçımız. Gerçekten de bütün savaşçıların en çok korktuğu savaşçı diyor. Bakalım o savaşçı kimmiş? Evet, ben yine havalı bir giriş yaptım ve bakalım karşımızda kim var? Son savaşçı zor olabilir. Oo! Finger Taker, yani parmak alan, parmak alıcı falan gibi bir ismi var. Biz hepimiz elden oluşuyoruz. O yalnız bu bayağı büyük mü? Bana mı öyle geldi? Vur vur vur. Hayır, yanlış yaptım. Yanlış yaptım, dur. Hayır, alışamadım şeye. Dur, tamam. Hayır. Çok seri. Çok seri bu. Çok seri. Tamam, bu gitti birincisi galiba. Hayır. Ne oluyor? Bu düşmedi yalnız. Hayır, yapma. Hayır dostum. Bir dakika, bir dakika. Hayır. Sen çok az kaldı. Tamam, güzel. Düşmüyor ki bu. Ha, kendine tokat atıyor. Kendine tokat atıyor bu arkadaşlar. Sinirlendirir yani kendini tokatlayıp. Öyle yapıyor herhalde bu. Vay be. Hadi işte bu. Çok güzel. Düşmedik yalnız ha. Evet.
Ölüler konuşamaz diye bir şey bitti. Başarım bitti. Hiç yenilmeden Finger Taker'ı yen diyor bu arada. Onu yendik evet. Bu ne? Bir şey oldu. Bir dakika. What? Ne? Finger Taker geri döndü ve intikam istiyor diyor. Ne oluyor? Ne intikamı? Bu ne? Bas 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 bas. Öyle bir intikam yok. Bas 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 bas. Hadi bakayım yerine. Öyle bir şey yok. Evet iyi işte. Finger Taker'ı da aldık galiba. En korkulan rakip dediği buydu. Tamam şimdi bütün dövüşçüleri yendik sanırım. Sen de sözünde dur ve bizi yanına al. Gerçekten dostum harikaydın. Bütün eller gerçekten bunu çok sevmiştir. Ve bir süredir onları bu şekilde görmemiştim. Sen gelmeden önce gerçekten de savaşçımız yok oldu. Yani yalan söylemediğini anlatıyor. Ama neyse ki sen geldin. Tam da zamanında geldin. Sana kostüm de vermeliydim ama zamanında hazır olman gerekiyordu. Her neyse şov bitti. Sanıyorum şimdi etrafta biraz dolanabilirsin. Ama eğer uzanmak istersen gidip odanda şeyde koridordan aşağıya doğru inerek odanda uzanabilirsin. Ve yine istediğin zaman şeyi de kullanabilirsin diyor. Asansör de kullanabilirsin. İyi eğlenceler ve teşekkürler dedi. Bir dakika. Asansörü de kullanabilirsin diyor. Asansör neresi? Bura ne? Bir dakika şimdi. Burası üst katı ziyaret etmek ister misin? Tamam edelim. Üst kat. Zaten biz üst kattan gelmedik mi bu arada? Üst kattan geldik galiba. Ama orada şey dedi. İstersen asansörü kullanabilirsin dedi. Yani demek ki orada bir şey var. Ha bir dakika. Burada ne yapıyor bunlar? Şuraya bakalım. Evet çok yetenekli gerçekten eller diyor. Burada şarkı markı bir şeyler yapıyorlar. Buradan bir yere gidilmiyor. Buraya da gidilmiyor. Burada müzik falan dinliyorlar. Takılıyorlar tamam. Bir dakika ben nereye gidiyorum? Şu an ben buradan gelmedim mi zaten? Buradan geldim. Aynen. Allah Allah niye bu? Aa bir dakika. Bu kim? Bu Finger Taker değil mi bu? Finger Taker burada ne yapıyor diyor. Buradaki şeylere bakıyor diyor. Oradaki yazıya bakıyor diyor. Orada ne yazıyordu? I love bugs yazıyordu galiba. Hani kutuları seviyor. Ha pardon I love bugs dediği kutuyu seviyorum değil. Box yapmayı seviyorum herhalde. I love bugs deyince sanki böyle kutuyu seviyorum gibi anlamıştım ilk başta. Onu rahatsız etmeyelim en istiyor. Peki tamam. Geriye doğru gideyim mi daha fazla? Gideyim. Yani ne olacak merak ettim gerçekten. Geriye doğru bir devam edelim bakalım. Burada başka bir şey de olabilir mi acaba? Ya da ne bileyim çıkabiliyor muyuz acaba oradan tekrar? Zannetmiyorum yani tekrar geri çıkabileceğimiz. Çünkü öyle bir şey dememiş miydi? Buradan girersen tekrar çıkamazsın falan demişti. Evet buraya tekrar geri dönemezsin diyor. Peki buraya niye gelmemiz istedi? Acaba şu an biz geri dönerken yine o Finger Taker orada mı olacak? Ya da orada başka bir şey mi olacak? Çünkü yani Boxer'ın o şekilde söylemesi biraz enteresan değil miydi arkadaşlar sizce de? Hani asansörü kullanabilirsin. Neden böyle bir şey söylesin ki? Bir dakika buna bir daha baksak. Burada ne yapıyor diyor. Evet oradaki duvardaki yazılara bakıyor. Onu rahatsız etmesek en iyisi diyor. Tamam. Enteresan yani hakikaten orada Finger Taker ne yapıyor ve biz niye onun yanına gittik? Ya bizi niye onun yanına gönderdi diyeyim daha doğrusu. Neyse. Buradan tekrar o zaman alt kata inmek ister misin? İnelim. Tekrar alt kata gidelim. Etrafa bakabilirsin dedi. Aynı zamanda aşağıda koridorun aşağısında bir yerde uyuyabilirsin dedi. Şöyle bir etrafa kısaca en azından göz atalım. Ne var? Bir bakalım. Mesela burada sol tarafta bir yer var galiba. Bir bakayım. Ha burası şey. Tamam buralara bakmıştık zaten. Burada ekstra bir şey yok. Bakmadığımız bir yer var mı diye bir şöyle etrafı dolaşalım. Şurası. Tamam bir dakika. Şimdi bununla ben tekrar konuşabiliyor muyum? Merhaba dostum. Tekrar ringe girip savaşmak mı istiyorsun? Yok hayır. İstemiyorum. Bir dakika şuraya girebiliyor muyum? Buraya girebiliyorum herhalde. Girdik mi buraya biz? Bir saniye. Oo bu ne? 4 numara Handelbank'in odası. 4 numaraymış o da. Ha bunlar da el. Bir ayna. Gerçekten çok yüksek o yüzden kendini göremiyorsun diyor. Handelbanks'in peruklarından biri olmalı. Tamam. Enteresan. Burası, buralar hep odalar o zaman. Bir dakika şuradan mesela buraya gire... Aa buralara girebiliyoruz arkadaşlar. Bu ne? Merhaba dostum. Biliyorum birkaç gündür zor günler geçiriyorsun. Ama eminim yarın dönmüş olacak. Lütfen bizi görmezden gelmeyi bırak. Seni gerçekten çok özledik adamım diyor. Ve Boxer mı acaba? Ve bir gülen yüz. Enteresan.
Ben böyle bir mektup bulduk. Ve evet, burada yine yatak bulduk. Burada bir şey mi var? Evet, bu şeyler, duvarlar çatlıyor diyor. Ve yine yerde de bazı tuğlalar var diyor. Enteresan. Buraya girelim. Aa, burada bayağı bir şeyler var arkadaşlar. Aa, burada bir el var. Bir dakika, burada bir el var ve el üstümüze doğru geldi. O neydi dedi. Hayalet bir el miydi? Neydi bilmiyorum. Ha, bu da 3 numara. El görüşünün odası. El görüşü dediği de o hani görmeden dövüştüğümüz vardı ya. Şu işte. Evet, bu da el görüşü. Handsight'ın kostümü. Tamam. Tamam, bunların her biri bir oda galiba. Şuraya girebiliyor muyuz? 1 numara. Bu kapı kilitli diyor. Belki bir yerlerde bulabiliriz anahtarı diyor. Şurada duvarda bazı şeyler vardı ya. Enteresan. Burada bazı şeyler vardı arkadaşlar ama bulamıyoruz herhalde onu. O çatlak olan yeri acaba kırabilir miyiz? Çünkü orada bir tane oda var ve o oda bir anahtar istiyor. O anahtarla da şey yapabiliyoruz. Bir dakika, şuraya girmiştik galiba bu. İlk konuştuğumuz zaman sanki buraya girmiştik ama bir daha bakalım. Burada bir şey var. Bu ne? Bu bir giriş şeyini ve oyuncu ismini, savaşçı ismini değiştirmek istiyor musun diye soruyor. Yok, istemiyorum. Yani başka bir şey yapabiliyor muyuz burada? Başka bir şey yapamıyoruz. Tamam. Burada da bir şey yapamıyoruz. Aa, o anahtarı acaba nereden bulacağız ya? Şu anda onu gerçekten merak ettim ama başka bir yer herhalde yok. Bir dakika, şura nereydi? Burası o şeydi değil mi? Girdiğimiz pink, yok burası. Şuralarda bir yerde bir olabilir mi acaba? Stewart'la tekrardan şey yapmak ister misin diyor. Antrenman yapmak ister misin? İstemem. Evet, burada yanlışlıkla bir kere daha bu arada antrenman yapmak zorunda kaldım arkadaşlar Stewart'la. Neyse, şu anda o kapının nasıl açıldığını bulamadım. Yani bir yolu vardır illaki ama belki sonraki videolarda dediğim gibi bakabiliriz. Eğer beğenirseniz hem yoruma yazın hem de like'larınızla destek olun. Evet, şimdi eğer uyursan diyor tekrar bu bölgeye tekrar gelemeyeceksin diyor. Uyuyalım mı? Uyuyalım hadi ya. Hepsine evet dedim bu arada galiba. Acaba hepsine hayır desek mesela neler oluyor, gerçekten ben de birçoğunu merak ediyorum. Ama aynı anda deneme şansımız yok maalesef. Neyse, devam ediyorum şu anda. Evet, birçok el var bu arada. Bunlar var mıydı bizim yanımıza? Ha, bas diyor. Tamam, basıyorum. Şu anda uyandım. Ha, gidiyorum. Nereye gidiyorum? Ve niye gidiyorum? Şu anda ilerliyorum. Bir dakika, Boxer orada. Hey, merhaba. Sanırım biraz aniden oldu ama bir şey bilmen lazım dedi. Neyi bilmem lazım acaba? Lütfen garip bir şey söyleme. Asansörden aşağıya mı iniyoruz? Bir dakika, biz zaten aşağıda değil miydik? Bir kat daha mı aşağıya iniyoruz yani? Sanırım, ya da aşağı inince şeye mi iniyoruz? Nereye gidiyoruz şu an? Bir dakika, burası yeni bir yer mi? Evet, burası yeni bir yer sanırım. Gördüğün gibi buradan çıkmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Yani bu saklandığımız alandan değil aslında, tamamen bahçeden çıkmayı düşünüyoruz. Neden olduğunu merak ediyorsun muhtemelen. Sky gerçekten de yavaş yavaş dost elleri öldürmeye başladı diyor. Ya da en azından biz böyle düşünüyoruz diyor. Son zamanlarda labirenti çılgın gibi korumaya başladı. Ve biraz araştırmadan sonra fark ettik ki bazı şeyleri saklamak için burada bu tür şeyler yapıyor Sky diyor. Neyi saklamak istiyor acaba? Ama bunu bulduğumuz zamandan beri dost eller, yani eller kayıp olmaya, kaybolmaya da devam ediyor. Aslında bu sabah 8 numara yine kayboldu diyor. Tamam bak, 8 numara hani kaçmaya çalışmıştı ve ondan sonra da 8 numarayı yakalamıştı ya Sky, onu sanırım öldürdü bu arada, ondan bahsediyor herhalde. Ama buradan o olmadan ayrılamayız. Çünkü bu onun planıydı her şeyden önce. O yüzden senden bir iyilik isteyeceğim. Lütfen geri döndüğün zaman ona bak. Şimdiye kadar asla herhangi bir eli bahçeye geri göndermedim. Ama sen bir el gibi değilsin. Gerçekten sen nesin ya da kimsin bilmiyorum. Ama biliyorum ki bir şey, biliyorum ki sen gerçekten güçlüsün ve bunu yapabilirsin. Yalnız ne gaz verdin ha. O yüzden lütfen onu bize geri getir diyor. Yani 8 numarayı bize geri getir diyor. Ve biz de bunun için gidiyoruz. Niye bunu yapıyoruz bilmiyorum. Teşekkür ederim dedi. Biz kabul ettik tabii ki. Ve savaşçılar da bununla ilgili bilgisi var. Ama bir tane daha, bir güne daha ihtiyacımız var kendimizi hazırlamak için. O yüzden sen bir gün daha, hani yarın Sky'la takılacaksın. Ve her şey tamamsa labirentte bir sonraki gün buluşuruz dedi.
ve kendine dikkat et dostum dedi. Şimdi biz 8 numarayı kurtarmaya ya da aramaya gidiyoruz ama aslında 8 numaranın öldüğünü biz biliyor muyuz ya da bilmiyor muyuz, o kısmını tam olarak ben de çözemedim açıkçası. Ama ikinci güne geldik. Şu anda tekrar geriye doğru dönmemizi istiyor bizden ve tekrardan aynı yere geri gidiyoruz galiba. Evet, aynı yere geri gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz ilerleyelim. Benim Sky'ı mı bulmam lazım? Evet, Sky'ın mükemmel bahçesine tekrar geri döndüm. Buradan böyle gitsem, ha, henüz buradan ayrılamazsın diyor. Şimdi Sky acaba nasıl bir halde? Hala normal formunda mı? Çünkü en son biz Sky ile gayet normal muhabbet ettik. Bir dakika, şurada bir şeyler mi var? Yok. Sky ile biz gayet güzel muhabbet ettik. Bahçe suladık, çiçek ektik, bir şeyler yaptık. Bir dakika, benim buradan çıkmam gerekiyor galiba. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle ilerleyip sola gidiyorduk. Sky'ın olduğu bölüm buralarda bir yerde. Hatta buradan da çıkmam gerekiyor galiba. Bizim kürek nereye gitti ya? Kürek gitti arkadaşlar ya. O küreği kullanamadık ama nerede kullanacaktık? Bir yeri kazacaktık ve bize büyük bir gizem verecekti büyük bir ihtimalle ama. Acaba neydi gerçekten? Bilmiyorum onu şu anda ama ileriki araştırmalarımızda belki bulabiliriz. Bu arada ben şu taraftan bu tarafa gidemiyorum. Bir dakika, sol tarafta bir yer var mı? Sol tarafta şurası. Ha, buradan içeri gireceğiz, tamam. Sky buradaydı. Sky'ın bahçesi burasıydı. Bir dakika. Evet, arkamızdan geldi Sky. Merhaba Sky. Ben geldim. Evet, tekrardan hoş geldin ortak diyor. Beni özledin mi? Çünkü gerçekten ben seni özlemeye başlamıştım dedi. Ve üzgünüm, pozitif kalmaya çalışıyorum dedi, güldü. Tamam, güzel. Hala güzel yani. Yağmur mu başlıyor? Evet, yağmur başladı yalnız. Evet, yağmur yağıyor ama merak etme, hala biraz bahçe işi yapabiliriz sanırım. Sadece şaka yapıyordum. Tabii ki de bu şeyle sulayamam çiçekleri bu yağmurun altında dedi. Tamam, sulama ya, zaten sulandı. Güzel, evet, bir anda şaşırdı. Ne oldu? Bekle, bir fikrim var. Nasıl bir fikrim var acaba Sky? Yapma bak böyle şeyler. Evet, şu anda Sky'ın evinde miyiz biz? Galiba Sky'ın evindeyiz. Bunu izle dedi. Bir dakika, bunu izle dedi ve ooo, bütün ellerin olduğu yerde Handy Pals, el dostlar dedi. Düdük çaldı ve hepsini uyandırdı. Hepsi titriyor yalnız. Sizin için çok heyecanlı bazı haberlerim var. Ve göle doğru birlikte bir şeye gideceğiz. Yolculuğa çıkacağız diyor. Evet, sonra da gerçekten de hiç eğlenceli değilsiniz dedi. Evet, şu anda göle doğru ilerliyoruz. Enteresan, niye acaba böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Yağmur yağıyor. Yağmurda ne yapılır? Yani niye göle doğru ilerliyoruz dedi mi? Ya da orman mı dedi? Bu arada biri gitti ya. Ellerden biri gitti. Hop Sky. Gitti, elin biri gitti. Arkada bir şey yedi. Eli bir şey yedi ya. Hiç umrunda değil. Sesi de mi duymadın yani? Evet. Neredeyse geldik ve kimse kalmamış ki. Diğer üçü nerede? Evet, gene kayboldular muhtemelen. Gidip onlara bakabilir misin lütfen diyor. Tabii tabii. Hemen gidip bakıyorum. Bir dakika. Neredesiniz? Dostum, evet, işler biraz karanlıklaştı galiba. Bu ne? Evet, burada bir pompalı tüfeğinin mermisi var ama neden burada diyor. Bu sanki şey gibi arkadaşlar, Hungry Lamu diye bir oyun vardı. Hani bir çizgi film dünyası vardı, bir de onun gerçek hayattaki yansıması vardı ya. Bu da sanki öyle bir şey gibi bana geliyor. Yani burada biz bir elle işte aslında böyle bir yerde bir çizgi film dünyası gibi bir yerde oynuyoruz ama bunlar sanki bir yerde gerçek bir hikayeye, gerçek insanlara falan, yani gerçek derken oyunun içindeki gerçek insanlara falan sanıyorum uzayacak diye düşünüyorum. Aynı Hungry Lamu gibi. Yani bu sanal bir çizgi film dünyası, bunun bir de gerçek dünyada karşılığı var gibi düşünüyorum, öyle söyleyeyim ama bunu göreceğiz. Bu arada bir tane eli bulduk. Ha, bir dakika kaçıyor bu. Dur. Hocam nereye? Bir dakika. Bir dakika, bekler misin? Bir saniye. Gitme lütfen, bir dakika, nereye gidiyorsun? Bak hala kaçıyor, kaçma. Bir dakika, nereye gidiyorsun? Ha, oraya gitti ve korktu. Orada bir şey mi gördün? Ne oldu? Bir başka elle hu dedi ve o. Evet, orada yardımına ihtiyacı var galiba. Sanırım önemli bir şey buldular. Gidiyorum. Ne buldunuz? Bir dakika, ama oraya gitmeden önce şuraya gitmem lazım. Bir dakika, şurada bir şey gördü sanki. Burada bir şey gördüler sanki ya. Biraz önce. Ama ne gördüler acaba? Buradan gitsem? Ha, bir dakika. Tamam, neyse, biz gene onların yanına gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Mecburen onların yanına gideceğiz. O tarafta bir şey var mıdır dedim ama yok. Herhalde şurada mı? Buradalar. Tamam. Ne var orada? Merhaba. Eller. Aa. Ne oluyor? Taşı itiyoruz.
Vay, üç el taşı ittik ve yolu açtık. İnanılmaz yağmurlu bir günde ormanın içerisine doğru ilerleyebildiğimiz bir yol açtık. Evet, ilerliyorum şu anda. Ve bir dakika. Karanlığın içerisinde böyle bir yaratık var. Ve dost eller. Biraz acele edebilir misiniz? Bütün günüm yok biliyor musunuz dedi Sky. Ve evet, o da gitti bir anda yalnız. Ormanın içerisinde bir şey görmüştük de Sky abla, o yüzden. Sky abla mı Sky abim onu da bilmiyoruz gerçi ama. Bu arada bir eve geldik galiba. Evet, merhaba. Şimdi başlamadan önce bir eski bir arkadaşımla konuşmam lazım. O yüzden burada biraz beklemenizi isteyeceğim. Ama çabuk olacak, merak etmeyin dedi. Tamam. Güzel. Ben şu anda ne yapabiliyorum? Bu tarafa gidebiliyoruz. Buraya girebiliyoruz. İçeriye girelim mi? İçeriye girelim mi yoksa girmeyelim mi? Bu bölümü burada bitirelim isterseniz arkadaşlar. Bunun ikinci bölümünü çok hızlı bir şekilde paylaşırım. Muhtemelen hatta yarın yine aynı saatlerde 5 gibi falan paylaşırım diye düşünüyorum. Ama aşağıdan bir tane like atarak destek olursanız tabii ki yarın gelmesi de kesinleşir. Bu videoya eğer güzel bir like gelirse bunun dediğim gibi daha sonrasında oyunu bitirdikten sonra gizemlerin hikayesini belki ayrı videolarda paylaşabilirim. Muhtemelen yarınki bölümde bu arada oyunu artık tamamen bitiririz. Yani oyun ne kadar uzunluğunda bilmiyorum ama çok böyle 3-4-5 bölümlere falan bölmeyeceğim. Sadece hani yaklaşık 1 saat oldu zaten bu video. O yüzden bu videoyu burada keseceğim ve ikinci bölümde de artık 1,5 saatte sürse, 2 saatte sürse ikinci videoda da tamamen oyunu bitireceğim arkadaşlar. Bu kapının arkasında acaba ne var gerçekten ben de çok merak ettim. Bunu siz de merak ettiyseniz aşağıdan dediğim gibi mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. Böylelikle yeni videoları da kaçırmamış olursunuz ve bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Oyunu beğendiniz mi? Mutlaka yorum kısmına oyunla ilgili de görüşlerinizi yazarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada Omori videosu istemiştiniz benden ve Omori videosu çektim. En son video şu an hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. O videoya da gidip bir like atarsanız ve videoyu izlerseniz bana çok büyük destek vermiş olursunuz arkadaşlar. O videoda 5000 like falan geçerse çünkü seriye devam edecektik ama gerçekten çok çok düşük kaldı enteresan bir şekilde. Bazen YouTube'un önermesiyle ilgili sıkıntılar da olabiliyor tabii ki. Algoritma ile ilgili bir problem gibi geliyor bana ama dediğim gibi bu videodan sonra onu da izleyip like atarak bana destek olabilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.